yoga yapmanın hükmü nedir? <laughs> yoga tamamıyla batıl bir iştir. Bir de bir insan mesela kendine göre bazı hareketler yapabilir meşru dairede. Efendim kapalı bir odasının içerisinde. Ancak hele ki bazı kılık kıyafetler vesaire erkekler kadınların aynı ortamda olduğu yerler direkt harama dönüşür. Veya böyle efendim halkın görebileceği açık alanlarda kadınların böyle parklarda vesaire bazı spor hareketleri vesaire yapmaları. Mesela fıkıh kitapları der ki bir kadın efendim hacda veya umrede tavaf yaparken efendim mesela orada remel vardır. Böyle hızlı yürüme meseleleri vardır. Orada kadınlar remel yapmazlar. Mesela erkekler biraz gerekirse hızlı tavaf yapabilir. Kadınlar hızlı tavaf yapamazlar. Çünkü onların vakarları, asaletleri önemli. Vücut yapılarının hassasiyetleri önemli. O vakarı bozmasınlar böyle efendim gelişi güzel koşmalar vesaire. Bir kadına yakışmaz, doğru değil. İslam bunları bakın ayrıntılı söylemiş. Tavafta bunu yapma demiş, koşma demiş. Mesela telbiye getirilirken erkekler sesli bir şekilde lebbeyk Allahümme lebbeyk der. Kadınlar la terfa esvada onlar seslerini yükseltmezler. Sessiz söylerler vakarlarını korumaları istenir ki mesela bu mesele asla dini değildir yoga dediğimiz mesele dinde bunun yeri yoktur böyle sorularda olabilir yani biz de farklı meseleleri inceleyebiliriz bakıyorsunuz inanışlı inançlı birisi diyorsun bu garip garip şeyler yapıyor yani inançlı üzülerek söylüyorum başka şeylere özeniyor böyle farklı Frank taklitlerini yapmaya kalkışıyor. Affedersiniz elinde köpekle gezmeye kalkışıyor. Sen ne işin var bunlarla ya? Sen ehli iman birisisin. Ya işte biz bunları yapmayacağız mı bilmeyeceğiz. Ya biz gönül eğlendirmeye gelmedik. Allah'ı ve onun Resulü'nü dinlemeye geldik. İki günlük dünyada söylenenleri yapalım. Nefsimizden ve efendim şahsi arzularımızdan vazgeçelim. Rabbimizin emri dinin hükümlerini yapalım. Eşittir Allahü Teala. Siz benim dediğimi yaptınız. Sonsuz olarak da ne istiyorsanız vereceğim. Sonucu çıksın. Burada biz kafamıza göre efendim hem biraz e, efendim gayri ahlaki, frank mukallitliğiyle, ile efendim e, gayri İslami meselelerle yol alacaksın. Ondan sonra Allah'a da kulluk yapmayalım bunu. Nefis ve şeytanı memnun etmekle Allah'ı daraltırız yani. Bunlar öyle e, cümle kurmakla olmaz. Dikkat edelim.